Yıllarca geldi kermaça peşinde, siyah beyaz kara kartal izinde. Parayla pulla bir ilgisi yok bu aşkın, Beşiktaş sevdaların ötesinde. Tarihinde yok hiç kirli şahibe, benzemez cimboma ne de fenere. Haksızlık karşısında boyun eğmez çarşı, Beşiktaş'ın farkı asaletinde. Tabii sana çarptım. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Biz ölsek de hala buradayız, küme düşsek de hala buradayız. Çok önemi olmayan... Havluyu attınız zaten. Havluyu atsak da havluyu bizim için... Siz havluyu attınız, Kanarya'da pazar günü bornoz giyecek. İstanbul Küçükyalı İdaretepe'den. Murat ve Emre evladım. Galatasaraylı bunlar, aslan Galatasaraylılar, aslan evlatlarım. Çocukluk arkadaşım var, onun da oğlunun arkadaşları onlar. İyi bir cimbomlular. Onların hepsine selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Çocukluk arkadaşın ismi ne? Haydar, abi. Haydar. Videolarımızı bu arada beğeniyorsanız like atmayı. Kural Aslan'ın çocukları. Lütfen unutmayın. Uzun zaman oldu arkadaşlar. Skor tahmini yapmıyoruz, artık başlayalım. Yani yeter artık değil mi? 2-0 diyorum ya, 2-0 alırız. Ne diyorsun Mümtaz Bey? İrfan Can kahvesi içeyim şöyle. Bir skor tahmini. En az 2-0. 2-0 mı? En az. Post muyuz, düşman mıyız? Canım artık düşmanlık mı kaldı, manyağa bak. Sen kaçınıyorsunuz galiba gene. Hasan Arat'la alakalı bir yorum. Hasan Arat'la alakalı bir yorum. Hayırlı uğurlu olsun Hasan Arat kardeşime. İyi bir insandır, beyefendi bir insandır. Eskiden de tanırım onu ben. Allah razı olsun. Tabii basketçiliğinden tanırım. Çok eski. Ama beyefendi, kral adam. Yani beyefendidir, evet. Beyefendidir. İyi bir iş adamıdır. Hani değerli bir insandır. Allah muvaffak etsin derim. Bizim bu sene için hani çok öyle bir umudumuz yok. Ben tahmin etmiyorum Ömür Başkan'ın Galatasaray düşmanlığı gibi bizim cimboma düşmanlık yapacağını tahmin etmiyorum. Yapmaz. Beyefendi bir insandır, öyle şeylere girmez. Ya dost o topa girmez. Dost diyorsun ama. Dostsanız biz de dostuz. Dost olana dostluk elimizi uzatırız, hiç dinlemeyiz. Ya hakem ne yapıyorsun sen, önüne geçti Chamberlain'in. Foul var orada, foul var ya. Foul var gibi de. Aa. Hani ama yani foul ya. Var orada yani. Oo. Ne oldu lan oraya? Abo, Alanya'ya karta. Hayır, adam kanka. Gülüyor, ben de gülerim. Ya foul orada ya, yapmayın kardeşim. Bak şimdi bak burada. Bu tut, elinden tutup itiyor ya. Ya burada foul var, doğru. Onu söyleyeyim, adam itiraz etti, sonra kart gördü. Allah Allah, ben kıvırmayın şimdi ya. Hayır, ben neye şaşırdım ya, bak ben doğru bilmişim. Buraya foul verdi Beşiktaş'a. Nasıl bize verdi? Ben de anlamadım şimdi ya. Ulan futbolu bilmiyoruz ya da futbol değişmiş. Kardeşim sen Beşiktaş'a niye veriyorsun? Ben de anlamadım. Foul'ü öbürü kullanacak. Beşiktaş'a veriyor. Efecan'a şu an küfür et, saklı yani. Allah Allah. Ya hakemler ya arkadaş, vallahi konuşturtmayın bizi ya her hafta. Tamam. Ayıptır ya. Diyelim ki burada Efecan'a sarı kart verdin. Efecan'a sarı kart sırf itirazdan foul mü verilir lan? Oğlum gidin Allah lan hakemi Allah. Bırakın ya hakemi. İnşallah bu gol olmaz. Bak samimi söylüyorum. Aman bu neler oluyor hayatta? Ya neler oluyor bu ligde arkadaş ya? Ondan sonra ben konuşunca konuşuyor diyorlar ya. Ya federasyon başkanı, sayın başkan, Allah aşkına ya. Şu maçları seyretmiyor musun sen ya? Görmüyor musun? Nereye girdikler oluyor ya? Baba siz koruyorsunuz federasyon başkanını. Ben bir tek koruyorum. Ya bir tek Türkiye'de... Düzeltsin kardeşim, düzeltsin. Ha, hayır sen gitmesini istemiyor musun? Allah Allah. Düzeltsin olmuyor. Gitmesi lazım diyoruz. Siz karşı çıkıyorsunuz. Bir tek siz karşı çıkıyorsunuz baba. Ya bana ben de onu ya anlamadım ya yani. Bak biz yürüsü söylüyoruz. Offside be. İnşallah. Offside var orada. Offside. İnşallah değildir ben. Vermedi. Oh, ya offside var orada kardeşim ya. Şimdi daha ilk dakikasında sıçtı ağzına batırdı ya. Sevinemiyordu böyle. Offside yok. Offside yok oğlum. Foul var orada ya kardeşim, gidin içine hadi. Offside yok ama orada. Tamam kardeşim tamam. Ben artık... Baba söyledik, daha ne istiyorsun? Dost muyuz, düşman mıyız diyorsun, düşmanlık yapıyorsun. Ya düşmanlık yapacağım kardeşim, foul'ü söylemeyeceğiz mi ya? Allah Allah, böyle rezillik mi olur ya? Böyle futbol mu olur? Söyledim, ne oluyor? Hakemlere söyleyince kızıyorlar ya. Ne yapacağız ya, susacağız mı bu kepazeliğe? Yo susmayacaksın, federasyon istifa diyebileceksin. Diyemiyorsunuz ama baba. Ya Allah diyorsun, Allah. Vallahi diyemiyorsunuz, billahi diye işinize geliyor. Kardeşim bana ne ya? O, bana ne ya değil, diyeceksin, çıkacaksın diyeceksin ya, ki ben federasyon ben istifa diyebiliyor musun? Mehmet Büyükekşi istifa diyebiliyor mu baba? Görüm tabii, niye demeyeyim kardeşim. De o zaman bir tane duyalım hadi. Böyle rezillikler devam ettiği sürece istifa etsin tabii. Yarım Allah. Hayır, bir Mehmet Büyükekşi istifa diyebilir misin? De o
zaman şimdi? Mehmet Gürkaç, istimal için canım. Buraya girdikten yavrum etmez. Öyle dedirtirler adamı. Tamam, dostuz o zaman. Gel. Allah, hadi hadi gel. Çıkarım, çıkarım, çıkarım. Manyak herif. Bana gidiyor. Hakem, VAR'da neye bak biliyor musun? Ben nasıl o faulü verdim diye o karara iyi bir bak bakalım. Futboldan anlıyor mu, anlamıyor mu? A gerizekalı. Alanya'ya vereceğim faulü, Beşiktaş'a veriyorsun ya. Ayıptır ya. Ah, faulü vermiş, faulü. Nasıl verir ya? Faul var orada. Faulü vermiş. Vah futbolu baba. Vah Türk futbolu var yerlerde. Yerlerde sürünen Türk futboluna vah olsun vah. Bu sene Beşiktaş'ın lehine yanlış karar tek herhalde. Yani gol olan. Ama ben böyle gol olsun istemem bak. Bizim bu zamana kadar hep hakkımız yendi. İlk defa yanlış bir kararla gol attık, kazandık. Ben istemem bunu. Bu zamana kadar da ama hep Beşiktaş'ın hakkı da yendi. Yenmedin baba. Onu da söyle. Yani bu tabii ki oldu. Ya, olmaz. Ama böyle gol de istemem yani. Vallahi istemem bak. Şimdi Alanya Spor tam tersi olsaydı karar çıldırırdık değil mi burada? Kafayı yerdik. Derdik ki Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Hangi akılla faul verdi? Ben hala onu düşünüyorum. Nasıl bu faul verdi o? Bizim görmediğimiz bir şey mi var? Alanya'ya faul vermiyor, Beşiktaş'a veriyor. Hop, bayıyor. Fena. Çok güzel bir sokağı. Tutsa kaleci seyredin ha. Bu haftanın en böyle çekişmeli maçı Fenerbahçe maçıydı. Doğru ya, doğru. Değil mi? Çok zevkliydi. Yani zevk alarak seyrettim şimdi o maçı. Neye bak böyle? Galatasaray'ı da beğenmedim. Beşiktaş bu maç da güzel değil. Biraz sonra uykun gelirsin. Ay geliyor, uykusu geldi bile Aynur. Ay. Kuş uyuyor burada Aynur. Bu hep Beşiktaş maçta mı uyuyor Aynur bu ya? Halen enteresan diyor ya. Ya sinirleniyorum ya uyuyorum ne abi. Bırakın diyor, bırakın. Vur! Ulan ayağını diyor, bırakın. Senin burnunu alıyorsun lan ben. Bak oydu. Hadi canım, olmaz böyle şey ya. Hadi be, böyle aptallık mı olur ya sen de? Ana, bu nasıl bir aptallık ya? Hayatımda görmedim böyle şey. Yine Amartey mi? Ana. Amanın bu. Ha. Ya bu nasıl gol ya? Babacığım bak. Senin Amartey gibi. Senin Amartey gibi ağzına sıçayım. Bu adamın bir de bugün doğum günü. Doğduğun güne yani. Doğduğun gün güneş tutuldu ya. Ben hayatımda böyle rezalet görmedim. Ya tamam da baba bak şimdi bu Rıza Çalınbay'ın hatası. Neden? Fenerbahçe maçında seni yiyen adamı hala getirip oraya koyuyorsan sende sıkıntı vardır. Sen genci oraya koyamıyorsan senin cesaretin yoktur. Sen iyi teknik direktör değilsin o zaman ya. Şimdi diyecekler ki koskoca Rıza Çalınbay onu mu şey yapıyorsun? Abi muhabbet o değil. Şu anda gözüken olay futbol oynatamıyorsa bizim eleştirme hakkımız var. O, demek ki yani teknik direktör iyi bir teknik direktör değil. İyi bir futbolcu olabilir. İyi teknik direktör değil. Baba Amartey'i yolluyorlar. Yollayın lan. Yollayın, çıkartın. İkinci yarı çıkart şu Amartey'i ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Gözün kaldı burada. Aa, gel kaldı. Süt. Kime? Bana. Çocuğumun süt saati geldi. Ya böyle deme, dalga geçecekler. Bunu koymayayım bari. Kekle süt güzel gidiyor ondan. Güzel gidiyor. Yoksa hani sütün işte yat derler ya. Bunlar yararlı değil, zararlı. Yok canım ya. Yararlı değil, vallahi değil, billahi değil. Oğlum ne vallahi, bir tane de bıçalım. Market sütü bu. Olsun, hoca söyle geçer. Ya yerim hocasını yararlı ya. Yok canım, nerede yok. İçinde bir sürü madde var onların. Ne maddesi oldu bunun içinde? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Süt yararlı mı, market sütü zararlı mı? Bundan sonra biz de beyaz futbol gibi futbol hariç her şeyi konuşalım. 25 metre orta açacak. Bak ne dedim? Kaleye vuracağı yerde orta açıyorlar. Bizim ülkemizde oluyor sadece bunlar ya. Evet, ilk yarı Beşiktaş 1, Alanya Spor 1. Hak etmediğimiz bir gol. Yediğimiz boktan bir gol. Aynı tas, aynı hamam devam ediyoruz. Ne söyleyeyim yani? İlk yarının yorumu bu yani. Yani böyle bir gol de hiç görmedim hayatımda. Sen yorumla baba, öyle kapatın. Ben yorumlayayım ya. Gülüş bir gol oldu. Ne söyleyeyim? Futbolcuların 8 tane yok.
Ya tamam da yani bu kadar ya, da kötü oynamaz. Ama yok yok yani. Adam yok. Allah Allah. Adam yok. Ne yaptın? İkinci, yok ya, ikinci yarı bakalım neler olacak. Evet, ikinci yarı başladı. Başlar başlamaz Chamberlain de sakatlandı. Bir oyuncumuz vardı, o da gitti. Ben anlamadım, bizde ne var? Siz göze geldiniz. Nazar doğası yaptınız. Atarsan sen atarsın anasını kızım, ne yapalım? Vallahi giriyordu ha. Vallahi giriyordu. Ana sevince bak heriflerle. Ay yıkılıyor. Amanın bu. Ulan bu ne sevinç be? Yine Amarte impası. Allah senin belanı versin ya. Yine Amarte impası. Duyuyor musun ne diyorlar? Aylardır bağırıyoruz. Bunların gideceği yok. Kadro dışı bıraktık. Ondan sonra tekrar geri aldılar. Ne anladım lan ben bu işten? Amarte kadro dışıydı. Bu nasıl bir saçmalık? Hayır yani Rıza'yı niye getirdin o adam, ben onu anlamıyorum. Ya sen bir kere gidicisin değil mi? Rıza'yı niye getiriyorsun? Alttan birisi gelsin. Sen de hata yap ya. Sen de yap. Bir sen yapmadın, sen de yap. Bir sen yapmadın, senin de toleransın var zaten. Sen de yap. Kıracağım şimdi bunu. Allah çarpsın, kıracağım şimdi bunu. Sesi kesiyor bak. Ya sesi niye kesiyorsun? Duyalım çünkü sesleri ya. Şu tribünleri kesmeyin ya sesini. Şu tribünlerin sesini mi dinleyelim? Eğer bu akşam Rıza Çalınma'yı göndermezlerse benim bu yönetimden de beklentim yok. Bu kadar söylüyorum. Bak başka bir şey söylemiyorum. Rıza Çalınma'dan olmaz diyorum. Söylüyorum. Baştan söylüyorum oğlum. Bugün söylemiyorum. Rıza geldiği zaman, getirdikleri zaman Rıza olmaz dedim. Rıza Çalınmay'ın futbol bilgisi Beşiktaş'ın yeterli değil. İşin komik tarafı ne biliyor musun? Attığımız birinci gol de gol değil. Doğru. 3-0 yani şu anda. Benim kızdığım ne biliyor musun? Kadro kötülüğünün olduğunu zaten biliyoruz. Ancelotti gelse bir bok yine yapamaz. Ama Rıza Çalınmay buraya gelmeden önce ne diyordu? Televizyon çıktı. Ben bu Beşiktaş'a gelsem 50 kupa alırım diyordu. Hayatında kaç tane kupa almış da 50 tane kupa alacakmış. Ya Sivas'ta ne yaptık ya? Sen bile artık bizim için gol yapmaya başladın. Durumun özeti bu yani. Ne diyeyim, maçın özeti bu. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Beşiktaş 1, Alanya Spor 3. Yani ne söyleyeyim? Son derece üzücü bir hareket, yani skor, üzücü bir skor, kötü bir futbol. Ama ben baştan da söylüyorum, Rıza Çalınbay Beşiktaş'ı yeterli bir teknik direktör değil. Baştan geldiği günden beri söylüyorum. Bilemem tabii, onları ilgilendirir, beni ilgilendirmem. İşin üzüntülü tarafını söyleyeyim. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın bu hale getirdi, bu hale soktu. Bombayı bıraktı gitti. Biz taraftar olarak biz çekiyoruz şu anda bunu. Nerede şu anda Ahmet Çebi? Parasını çekti gitti. Hani Beşiktaşlıydı Ahmet Nur Çebi? Fikret Orman'ı yerden yere vurdun zamanında. Ben Beşiktaş için hiç demir satmadım, para almadım dedin. Yıllar yaptın. Paranı çektin gittin, kaçtın gittin. Neredesin şimdi? Fikret Orman zamanında Beşiktaş. Neredesin ya? Fikret Orman Beşiktaş'ın en iyi zamanıydı. Herkes yerden yere vurdu. İbra etmedi Fikret Orman'ı. Nerede şimdi bunlar ya? Vallahi bak bunları konuşunca bak tansiyonum çıktı, kıpkırmızı oldum. Ya sen de benimle tansiyonum başlarım yine. Manyak. Ben bak yemin ediyorum. Hani bazen şuraya geliyor. Konuşsam var ya neler olacak ama böyle Beşiktaş'a zarar gelmesin diye konuşmuyorum. Ama birilerinin hakkını zamanında çok yendiğini düşünüyorum. Biz insanları yerden göğe kadar çıkartmayı çok seviyoruz. Ama hiç kimse bir kulüpten üstün olmamalı. Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe. Bak Galatasaray'da Icardi'yi çıkardı göklere. Yedi atmadın, nerede Icardi? Yok. Biz de Rıza Çalınbay bizim efsanemiz.
hata yaptığı zaman söylemeyecek. O zaman Beşiktaş her zaman yenilsin. Şenol Güneş'i de yerden yere vurduk. Niye? Kötü oynatıyordu. Şenol Güneş o zaman, yani bu adam, bu Rıza Çalınbayır'dan daha iyi. Değil miydi? Daha iyi. Ne yaptık? Eleştirdik. Söylemeyecek miyiz şimdi ya? Hasan Arat bir sürü vaatte bulundu. Yapsın başkanım, yap o zaman vaadini. Şu anda yapamaz bir şey. Ya göreceğiz işte, şeyden sonra göreceğiz. Abi tabii, devreden sonra. Devreden sonra göreceğiz. Ben ne diyorum? Ben şu anda Hasan Arat'a bir şey söylemiyorum. Ama hiç kimseye Beşiktaş'ın üstüne çıkmasın. Bak taraftar olarak biz çekiyoruz, onu söylüyorum. Hasan Arat'ın kimse söyleyemez. Hasan Arat'ın bir kabahati yok. Neyse arkadaşlar, yani. Taşın altına henüz toplu Hasan Arat. Herkese hayırlı geceler. Söylemek istediğim şey var. Ya ne söyleyeyim yani? Üzücü bir skor, üzücü bir maç. Söyleyecek bir şey yok.